Bismillahirrahmanirrahim. Babu as-saydu yazbahuhu al-halalu fil-hil. Hel lil-muhrim en yakule minhu emle. Babu, bu bir babdır. Cümleye muzaf. Cümlesi de as-saydu yazbahuhu ilahirihi. O da mudafun ilih oluyor. As-saydu av yazbahuhu, onu boğuzluyor. El-halalu halal. Helal, yani ihrama girmemiş bir adam boğuzluyor. Fil-hilli hil de harem hududunda değil. Hallil mührimi, mührim için caiz midir? En yeküle minhu, ondan yiye. Em la, caiz değil midir? Bu da bunu beyan edecek. İhrama girmiş bir adam. Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. Yolda tesadüf etti. Birisi av avlamış, etini de pişirmiş, getirmiş. İhramda olan bir adama teklif ediyor. İhramda olan bir adam bu avın etinden yiyebilir mi, yemez mi? Kendisini avlamış, ne işaret etmiş, ne delalet etmiş. Başka birisi, ihramda olmayan birisi avlamış, getirmiş. Bunun etinden yemek caiz midir, değil midir? Haddesena Rabi'ul Mu'addinu kâle haddesena Esedun. Ha, haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun. Kâle haddesena Hammad ibn Seleme. An Ali ibn Zeydin. An İshak bin Abdullah. Burada Zeyd'den sonra An Abdullah demiş, An ziyade. Zeyd'den sonra An İshak bin Abdullah bu yazılacak. Ve yahut An kelimesini kur. An kelimesi dursun. An kelimesinden sonra İshak bin Abdullah yazılsın. Ali ibn Zeyd rivayet ediyor kimden? An İshak bin Abdullah. İshak bin Abdullah'tan rivayet ediyor. O da kim? İbnül Haris ibn-i Nevfel. Haris'in oğlu da Nevfel'in oğlu. Orada da bir noksanlık var. Nevfel'den sonra an ebihi. O da babasından rivayet ediyor. İshak babası Abdullah'dan rivayet ediyor. Araya an ebihi yazılacak. Anne Osman ibn-i Affan radıyallahu anh. باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا. Bu bab şunun beyanındadır ki الصيد أو يذبحه onu boğazlar الحلال إحرمده olmayan bir adam في الحل حلده boğazlar هل للمحرم محرم için caiz midir أن يأكل منه أن يأكل يي منه ondan أم لا değil midir. Bunda da ihtilaf olduğundan dolayı İmam-ı Tahavi bunu beyan buyuruyor. Haddesena Rabi'ul Mu'ezzinu kâle haddesena Esedun ha haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammad ibn Seleman Ali ibn Zeydin en Abdillah ibn Haris ibn Nevfel an ebihi. An ebihi noksan. Nevfel'den sonra an ebihi yazılacak. Enne Osman ibn Affanin radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh nezele Gudeyden, Mekke ile Medine arasında Gudeyd denilen bir yere nazil oldu. Feutiye bil haceli. Hacel yani keklik kuşunu avlamışlar, onu getirdiler. Nerede? Fil cifani tencerelerde. Ne oldu halde o tencereler yahut da kazanlar? Şatileten berfülüha. Ayaklarından yukarı kaldırılmış olduğu halde, yani onların altında ayak var, böyle yukarıdan konuluyor. فَأَرْسَلَ اِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ هَزْرَةِ عَلِيَ gönderdi. فَجَاءُ Hazreti Ali geldi. وَالْخِبْتُ Ağaç yaprakları da yetehattu düşüyordu min yedihi ellerinden. Develere yedirme için ağaçların yapraklarını toplar, ondan bir onlara yiyecek alaf yapardılar. Hazreti Ali de onunla meşgul idi. Geldi, ellerinden de o eserler var. فَأَمْسَكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ali imsak etti, yemedi. فَأَمْسَكَ النَّاسُ نَسْلَ يَمَدِلَرْ فَقَالَ عَلَيْهِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali buyurdular ki مَنْ هَا هُنَا مِنْ اَشْجَعَ Eşya'dan kim var burada? هَلْ عَلِمْتُمْ Siz bilmediniz mi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz جَاءُ عَرَابِيٌ bir Arabi ona getirdi. بِبِيْضَاتٍ وَبِتَمِيرٍ Yumurta getirdi, bir de temir getirdi. Temir, ey بِحَمِيرِ وَحْشٍ Yaban eşeğinin etini getirdi. Yaban eşeğinin etini keserler, böyle ufak ufak hurma gibi onu yerler. İşte onu da öyle kesmişler hurma gibi, onu getirdi.
Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki et'in hünne ehleke, sen bunları götür ehline itham et. Fe inna hurumun, zira biz ihramdayız. Buni eşyadan olan burada kimse yok mu? Buni bilmedi mi? Kalu, dediler ki naam, bildik Peygamber Efendimiz'e. O bedevi böyle getirdi, Peygamber Efendimiz de yemedi, onu reddetti. Kale Mucafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun, bir kavim sahip oldular ila hadel hadisi, bu hadise. Fekalu, dediler ki la yehillu lil mührim, mührime caiz olmaz en yeküle yiye lehme saydin, av etini yemesi helal olmaz. Öyle av eti ki kad zebehehu helalun, ihramda olmayan bir adam onu boğazlamış. Olsa bile onu yemesi caiz olmaz. Ne için? لَاَنَّ السَّيْدَ نَفْسَهُ, avun kendisi haramın aleyhi, mührime haramdır. فَلَحْمُهُ اَيْضَا, onun eti de haramdır. Eti de haramın aleyhi, o da bunun üzerine haramdır. فَلَحْمُهُ اَيْضَا haramın aleyhi, avun kendisi haram olduğu gibi eti de mührim olan bir adama haramdır. İşte bir bu hadiste ihticac eylediler. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اَيْضَا, bunun gibi yine başka bir hadiste daha ihticac eylediler. Bima haddesena bihi, o da şu hadis ki bize rivayet eyledi. Kale haddesena Muhammed ibn Emran, kale haddesena Ebi, kale haddesena ibn Ebi Leyla, en Abdülkerim, en Abdillah ibn Haris ibn Nevfel, en İbn Abbas radıyallahu anhuma, en Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali'den rivayet eylediler ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ütüye bilehmi saydı, av eti ona getirildi. Ve huve mührimin, Peygamber Efendimiz de ihramdaydı. Felem yekulu, yemedi. Yine başka bir hadis şerif daha getiriyorlar. Haddesene Yunus'u kal, haddesene Süfyan ve Abdülkerim, en Kays ibn Müslim'in cedeli, en el Hasan ibn Ali'in radıyallahu anh, en Aişe radıyallahu anha, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe dediler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öhdiye lehu, ona hediye edildi, ve şirketu zabiyin, bir ahunun, bir gazalın, zabi derler bunlar Arabistan'da, o ahunun ve şirkesi etini keserler, yarı buçuk pişirirler, onu seferde kullanırlar, işte buna ve şirke derler. O ve şirke Peygamber Efendimiz'e hediye olarak getirildi, ve huve mührimin, Peygamber Efendimiz de ihramdaydı, feraddehu, onu reddetti. Kale Yunus, Rabi Yunus diyor ki semi'tu kullahu, bu hadisin hepsini ben işittim. Min Süfyan'ı, Süfyan'dan işittim. Gayre kavlihi ve şike, ve şike lefsinden başkasını işittim. Fe inni lem efhem, ben fehmetmedim zalike, bu ve şike lefsini, minhu Süfyan'dan, Süfyan'dan duymadım. Ve haddesenihi bana, bu ve şiketü zabini rivayet eyledi. Ba'du ashabina, bizim bazı dostlarımız, o da kimden? Anhu, Süfyan'dan, Süfyan'dan rivayet eylediler. Ben de burada onu buraya ilave ettim. Rivayet ediyorum. Ve leyse fi hadel hadisi, bu hadisi şerifte olmadığı zikru illeti raddihi, Peygamber Efendimiz'in reddettiğinin illeti neyi, lehmesseydi, avun etini reddettiği, bunun illetinin zikri yok ki. Mahiye, o illet nedir? Resul-i Ekrem Efendimiz o hediyeyi niçin reddetmiş? İlleti beyan edilmiyor. Fakat yahtemülü muhtemilülü ki en yekûne zâlik, o reddin reddetmesi ola li illetil ihram, ihram illeti için ola. Peygamber Efendimiz ihramdaydı da av etinin yemesi haram idi, onun için reddetti. Buna ihtimali var. Ve yahtemülü, ihtimali olur ki en yekûne li gayri zâlik, başka bir sebeple onu reddetmiş ola. فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, bu hadiste delalet olmadı la ahadin, hiçbir kimseye. Halaldır diyenlere, haramdır diyenlere delil olmadı. وَقَدْ رُوِيَا اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ, Hazreti Aişe'den de rivayet edildi. مِنْ رَيْهَا, kendi rayinden, kendi fetvasından, فِي الصَّيْدِ, av hakkındaki, يَسِيدِهُ الْحَلَالُ, ihramda olmayan bir adam onu avlar, فَيَزْبَحُهُ, boğazlar. Evet. O avın etinde Hazreti Aişe'den de rivayet edildi ki ennehu la bese, beis olmadı be eklihi, o avın etini yemekte lil mührimi, mührim için. İhramda olan bir adam, halal bir adamın avlamış da kesmiş olduğu eti yemesinde beis olmadı. Bu fetva ondan nakledildi. Hazreti Aişe'den rivayet de şu terikle geliyor. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle, haddesena Abdus Samedi ibn Abdülvaris,
قال حدثنا شعبة قال حدثني شيخ كخير الشيوخ. Şöyle diyor ki, şeyhler gibi, alimler gibi bir alim bana rivayet eyledi. Yukarı lehu, ona denilirdi. Ubeydullah ibn İmran el-Füreyğiyyü. Kale, Ubeydullah dedi ki, Semi'tu Abdullah ibn Şemmas'i yekulu. Abdullah ibn Şemmas'i işittim ki, derdi ki, Eteytu Aişe'te radıyallahu anh, Hazreti Aişe'ye geldim. Feseeltu'a an lehmi s-saydi. Avun etinden sordum. Öyle av ki yesiduhul helalu, ihramda olmayan bir kimse avlamış. Sümme yuhdihi, sonra onu hediye ediyor. Lil mührimi, mührime hediye ediyor. Bunun eti yenilir mi diye sordum. Fekalet Hazreti Aişe buyurdular ki, İhtalefe fihi ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin ashabi ihtilaf eylediler. Feminhum, onlardan oldu men, bir kimse ki harramahu, onu tahrim etti, haram dedi. Ve minhum, yine ashabtan oldu men, bir kimse ki ahallahu, onu halal kıldı. Ve ma ara bir şeyin, fakat ben bir şey görmüyorum minhu, bu avun etinden bir şey görmüyorum, besen ve hiç görmüyorum. Yani kendisi halal kılanlardan oldu. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Vehbun kâle, haddesene Şöbetü en İmran ibn-i Ubeydillah ev Ubeydillah ibn-i İmran. O da kim? Racülüm min beni temim. An Abdillah ibn-i Şemmas, an Aişe'te radıyallahu anh, Hazreti Aişe'de rivayet eyledi. Mislehu eyni hadisi şerifi. Yani ashab-ı kiram ihtilaf ettiler. Kimisi halal dedi, kimisi haram dedi. Fakat ben beis görmüyorum, yani yiyebilir buyurdu. Fetva verdi. فهذه عائشة رضي الله عنها اشتهزت عائشة رضي الله عنها لم يكن رد النبي صلى الله عليه وسلم buyurdular ki Peygamber Efendimizin reddi olmadı. لحم الصيد على الحلال, avun etini reddetmesinde, على الحلال halal olan bir adama reddetmesi olmadı. عندها Hazreti Aişe indinde olmadı. على ما şöyle bir şey üzerine olmadı ki قَدَّلَّهَا وَنَا دَلَالَةِ اتَّعَلَى حُرْمَتِهِ حُرْمَتِنَا عَلَى الْمُحْرِمِ mührim üzerine haramdır. Binaenaleyh bunu helale reddetti, buna delalet eder olmadı. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ اِذَا بُنُوا اِحْتِجَاجِ اِلَدِلَرْ بِمَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَشِّرْ رَقِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُسْلِمْ عَنْ طَاوُوسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi. Ennehu kâle. Abdullah ibn Abbas dedi. Kimeli? Zeyd ibn Erkam. Zeyd ibn Erkam'a dedi ki, haddesteni ente, sen bana rivayet eyledin ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ühdiye lehu udhu seydin, bir avun bir azası ona hediye edildi. Ve ve mührimun, o da mührim idi, ihramdaydı. Felem yekbelhu, kabul etmedi. Bunu Zeyd ibn Erkam Abdullah ibn Abbas'a rivayet etmiş. Abdullah ibn Abbas da bunu soruyor ki, sen bana rivayet etmedin mi? O da evet, ben rivayet ettim diyor. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Ebu Asim an ibn-i Cüreycin an el-Hasen ibn-i Müslim an Tavuz kâle, lemmâ kadime Zeyd ibn Erkam, vaktaki Zeyd ibn Erkam geldi. Etâhu ibn-i Abbas'ın radıyallahu anh'a, Abdullah ibn Abbas ona geldi. Fekâle dedi ki, ehdâ racülün ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e bir adam hediye getirdi. Lahme sayidin, bir av etini. Feraddehu, Peygamber Efendimiz de reddeyledi. Ve kâle buyurdu ki, inni haramım, ben ihramdayım. Av etini kabul etmedi, ihramda olduğu için. Haddesena Rabbi'ül Mezdinu kâle, haddesena Esedun kâle, haddesena Hammad ibn Seleme en Gaysin en Afa, en ibn Abbasin radıyallahu anhuma kâle li Zeyd ibn Erkam. Abdullah ibn Abbas Zeyd ibn Erkam'a dedi ki, hel alimte, bildin mi, enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ühdiye lehu udru seydin, bir avun bir azası ona hediye edildi. Ve huve mührimin, Peygamber Efendimiz de ihramdaydı. Felem yekbelhu, Peygamber Efendimiz de onu kabul buyurmadı. Sen bunu bildin mi? Kale Zeyd ibn Erkam dedi ki, evet bildim. Öyleyse mührim olan bir kimse av etini helal olan bir adam avlamış, kesmiş olsa bile yiyemez. Bunlardan bu anlaşılıyor. فَهَذَا اِذَا مِسْلُ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Bu da Hazreti Ali radıyallahu teala anh'ın hadisi gibidir. وَفِي بُنْدَ وَلُجُدُرْ كَاَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اِنَّمَا رَدَّ ذَٰلِكَ الْعُدْوَ. O av etinin azasını
hediye edilen azasını reddetti. Alellezî ehdâhu ileyhi, kendisine hediye eden kimseye reddetti. لَاَنَّهُ حَرَامٌ, Peygamber Efendimiz mührim idi de onun için reddeyledi. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اِذَا, bu mesele hakkında yine delil getirdiler. Ne ile? Neyi? بِمَا حَدَّسَنَا يُونُسُ, قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ اَنْ عُيَيْنَةَ, buradaki Uyeyne İbn-i Abdurrahman'ın Gatafani'dir. O Uyeyne de kimden rivayet eyledi? عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ السَّعْبِ اِبْنِ جَسَّامَةٍ, Sâbi ibn-i Cessâme'den rivayet eyledi. Sâbi ibn-i Cessâme dedi ki, قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz mürur eyledi, yani geldi. وَاَنَا بِالْاَبْوَاءِ وَبِبَدَّانِ, ben Ebuâ ve Beddan'daydım. Bunlar Mekke-i Mükerreme'ye yakın Medine yolu üzerinde iki yerin ismidir. Bu oradayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken, فَاَهْدَيْتُ لَهُ بَنُونَ, hediye ettim, لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ, yaban eşeğinin etini hediye ettim. فَرَدَّهُ عَلَيَّ, bana reddetti. فَلَمَّا رَأَ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِ, reddinden dolayı ben mehzun oldum. Benim yüzümde bu hüznü, bu kerahati görünce, قَالَ رَسُولَ اَكْرَمْ, Efendimiz buyurdu ki, لَيْسَ بِنَا, bizde olmadı. Reddün aleyke, sana reddolmadı. Yani biz senin hediyeni kabul etmiyoruz da reddediyoruz. Öyle olmadı. Velakinna hurumun, lakin biz ihramdayız. İhramda olan bir adam av eti yemez de bunun için. Şimdi burada da serahat var ki, mührim olan bir kimse, helal bir adamın, ihramda olmayan bir adamın avlamış ve kesmiş olduğu avın etinden yemez. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قال حدثنا المسعودي عن إسحاق بن راشد عن الزهري فذكر بإسناده مثله. أين حديث الشريف؟ إمام التحاوي سليمان بن شعيب ترك إلى دروات ديور. فكيل لهم فكتبوا النار دنلركي, هذا حديث مضارب, بو حديث مضارب تر, بو صحابي بن جثامن الحديث. قد رواه قوم, بير قوم رواته إلى دلر على ما ذكرنا, bizim zikrettiğimiz üzerine. Ve revahu aharun, başkaları da rivayet eylediler. Fekalü dediler ki, innema ehdâ ileyhi himâren vahşiyyen. O Sâbi bin Cessâme, Peygamber Efendimiz'e yaban eşeğinin kendisini hediye etti. Buralarda azasından bir azasını hediye etti. Yukarıki hadislerde. Fakat diğerleri de rivayet ediyorlar ki, hayır, himâri vahşiyyen kendisini hediye etti. Hadis muzdarip oldu. Peki himari vahşinin kendisini hediye etti diye gelen rivayet hangisi? O da şu. Haddesena Yunus kâle akberen ibn-i Vehbin enne Maliken haddesehu an ibn-i Şehabin en Ubeydillahi ibn-i Abdillah an ibn-i Abbasin radıyallahu anhuma enne Sa'be ibn-i Cessame, Abdullah ibn-i Abbas buyurdular ki, Sa'be ibn-i Cessame ehdali Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e hediye eyledi, himaren vahşiyen, yaban eşeğini. ثُمَّ ذَكَرَ مِسْلَ حَد۪يثِهِ عَنْ سُفْيَانِ, ondan sonra Süfyan'dan gelen hadisin mislini zikreyledi. Yani onu hediye etti, Peygamber Efendimiz de kabul etmedi. Kabul etmeyince mehzun oldu. Peygamber Efendimiz de onun mehzun olduğunu görünce dedi ki, biz bu nisana hediyeni red kabilinden değil, fakat biz ihramdayız. Av eti yemesi caiz değil de onun için sana reddettik buyurdu. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذيب عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. إمام التحاوي إمام الزهري تركي لدى بو حديث روايته ديور. حدثنا يونس قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن الزهري فذكر بإسناده مثله. يعني ابن الزهري دن بير يونس ابن وهب دن روايته ديور بيدي يونس شعيب دن هر ikisi de إمام الزهري çıkıyor bu hadisler. ففي هذه الأحاديث وحديثات الشريف لذلك أوروش ذلك أن الهدية التي شول بالهدية ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وني في أمبر فالمز ردت كما على السعبي سعبي بن جثامة وزال ردت من أجل أنه حرام في أمبر فالمز إحرام ده أولدوه ردت كانت بو هدية أولدي حمارا وحشيا يبان إشيك أولدي يقارد yaban eşeğinin bir azası diye gelmişti. Bunlarda da yaban eşeğinin kendisi oldu. Öyleyse onlara deniliyor ki bu hadisi şerif muzdarip oldu. Öyle rivayet var, böyle rivayet oldu.
ihtilaf oldu elfazında. Fe'in kâne kezalik, eğer böyle ise, eğer bu olduysa kezalik böylece o hediye yaban eşeğinin kendisi olduysa fe'inne hâze bu la yehtelifu ahadun, hiçbir kimse ihtilaf etmez fi hürmeti bunun haram olduğunda alel mührimi mührime. Niye? Mührim av avlaması haram olduğu gibi bir avı birisi dursun getirsin ona versin o da kessin yesin bu da caiz değil. Bunda ihtilaf olmadı. Bu mutlaka haram. غَيْرَ اَنَّ سَعِيدَ بِنَ جُبَيْرِ Yalnız Sa'id ibn-i Cübeyr radıyallahu anh قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ Bu hadisi rivayet eyledi. An ibn-i Abbas'ın radıyallahu anh Abdullah ibn-i Abbas'ın rivayet eyledi. فَزَادَ فِيهِ حَرْفًا Sa'id ibn-i Cübeyr bir harf ziyade eyledi. Bir kelime ziyade var onun rivayetinde. عَلَى مَا رَوَاهُ Ubeydullah'ın rivayetinin üzerine bir kelime ziyade var. Beyyene bizalike harf o harf ile o kelimeyle beyan eyledi ki ennel himare hediye edilen o yaban eşeği kâne mezbuhan boğazlanmış idi. Öyle olursa tabi onda mesele yok. Boğazlanmış himar hakkında ihtilaf olabilir. Eğer o himarın kendisi sağsa ihtilaf yok ki o caiz değil. Fakat boğazlanmışsa bunda ihtilaf var. Boğazlayan helal idi. İhramda değil idi. Bunu mührim yiyebilir mi yemez mi o vakitte mevzuun bahs olabilir. Mezbuh olduğunun hakkında da şu rivayet var. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'in kâle haddesena el-Firyâbiyyü kâle haddesena Süfyanu an Ebil Hüzeyl an Sa'id ibn-i Cübeyr an ibn-i Abbasin radıyallahu anhuma anna Sa'b ibn-i Cessâme Sa'b ibn-i Cessâme ehda li Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e hediye iledi himârın vehşiyen bir yaban eşeğini. Faraddehu Peygamber Efendimiz'e reddetti ve kâne mezbuhan. O himar-ı vahşi de mezbuh edip boğazlanmış idi. İşte Sa'id ibn-i Cübeyr'in rivayetindeki ziyade bu. Ve kâne mezbuhan. Bu kayıt var. Ubeydullah'ın rivayetinde bu yok. İkinci hadisi şerif. Haddesene ibn-i Mertuhgin gâle haddesene Ebu Davud'a gâle haddesene Şâbetü. En Habib ibn-i Ebi Sabit en Sa'id ibn-i Cübeyr Ali ibn-i Abbas'ın radıyallahu anhuma enne Sa'be ibn-i Cethâme ehdâ li Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e hediye eyledi himaren vehşiyen. Vehşi bir himari ne olduğu halde yakturu demen, kan akar olduğu halde. Fereddehu aleyhi Peygamber Efendimiz onu Sa'b ibn-i Cessame'ye reddetti ve kâle buyurdu ki inni haramun ben ihramdayım mühlimim. Şimdi burada da o Ubeydullah'ın rivayeti üzerine ziyade edilen nedir? Himaren vehşiyen yakturu demen. Yukarıki hadiste kâne mezbuhun burada da yakturu demen. Yani boğazlanmış bir yaban eşeğin hediye ettiğiydi. Sesi hadel hadis bu hadisi şerif doğrucudur ki enne zalik o yaban eşeği kâne mezbuhan boğazlanmış idi. Ve kad reddehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de onu reddetti. Lennehu haramun kendisi ihramdaydı. İhramda olduğundan onu reddetti. Öyleyse bu helal bir adamın kesmiş olduğu av eti mührime caiz değildir diye delil olabilir. Ve gadruviye eyza yine rivayet edildi an Sa'id ibn-i Cübeyr'in radıyallahu anh. Sa'id ibn-i Cübeyr'den rivayet edildi. O da kimden? An ibn-i Abbas'ın radıyallahu anhüma Abdullah ibn-i Abbas'dan rivayet eyledi ki ennehu kâne o hediye edilen şey oldu. Ne oldu? Acüze himâri vahşi yaban eşeğinin acüzi geri tarafı, arka tarafı oldu. Ev fehuze himâri yahutte himârın uyluğu oldu. Budi. Budi oldu. Haddesene ibn-i Merzugin gâle haddesene Ebu Amir ve Vehbin an Şâbet anil Hakem an Sa'id ibn-i Cübeyr'in an ibn-i Abbas'ın radıyallahu anhuma. Abdullah ibn-i Abbas'tan rivayet olundu ki enne's-Sa'be ibn-i Cessâme Sa'be ibn-i Cessâme ehdâlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e hediye etti. Acize himâri vahşin yaban eşeğinin uyluk tarafını vehve bi Kudeyd'in o da Kudeyd'deydi. Bu yani orada oldu. O zat oradaydı. Peygamber Efendimiz de orada geçerken ona hediye eyledi. Ne olduğu halde yakturu demen kan damlar olduğu halde yani taze taze kesmiş daha kani üzerinde damlarken götürdü. Peygamber Efendimiz'e hediye etti. Faraddehu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu reddettiler. Mührim olduğundan dolayı
kabul etmedi. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle, haddesena Haccac bin Minhal kâle, haddesena Mu'temir bin Süleyman kâle, semi'tu Mansuran anil Hakem bin Uteybe ve zekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi Muhammed bin Huzeyme tarikeli rivayet ediyor. Gayri ennehu kâle ricle himari. Şu kadar var ki buradaki rivayet o himari vahşinin acri değil de ricliydi, ayağıydı. Yani budiydi. Bu rivayet var. Haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Süleyman ibn Harb kâle haddesena Şöbetu anil Hakem ve Habibi ibn Ebi Sabit an Sa'id ibn Cübeyrin an ibn Abbasin radıyallahu anhuma. Said ibn Cübeyr Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet eyledi ki enne Sa'da ibn Cessame Sa'da ibn Cessame ehda ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e hediye etti. Kale ahaduhuma, şimdi burada raviler iki tane ya, Said ibn Cübeyr'den bir hakem, bir de Habib ibn Ebi Sabit. İkisi de Said ibn Cübeyr'den rivayet ediyorlar. قال أحدهما بو حكم إلى حبيبتن birisi dedi ki عجوز حمارين يبان şeyinin uyluk tarafını hediye etti. وقال الآخر öteki de dedi ki فخذ حمار وحسن يبان şeyinin buduni. Bu ikisinin lafızları değişti. عجوز miydi فخذ miydi? Biri öyle dedi, biri öyle dedi. Ne olduğu halde hediye etti? يقطر demen kani damlar olduğu halde hediye etti, faraddehu Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de reddeyledi ihramda olduğu için. Fakat ittifakat hadihi l-asarun merviye, işte bu rivayet edilen eserler ittifak etti. Kimden? An İbn Abbas'ın radıyallahu anhüme. Abdullah İbn Abbas'tan rivayet edilen bu eserler ittifak etti. Nerede? Fi hadisi Sa'bi, Sa'bi ibn-i Cessame'nin hadisindeki Hazreti Abdullah İbn Abbas'ın rivayet ettiği eserler. O da kimden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu bazı eserler ittifak eyledi. Ne der? Fî raddihi Peygamber Efendimiz'in reddettikinde el-hediyyeti hediyeyi aleyhi sahibi bin cesameye. Yani hepsi müttefiken diyorlar ki Resul-i Ekrem Efendimiz o hediyeyi sahibi bin cesameye'nin kendisine reddetti. Evet. Bunlar ittifak ettiler. Evet. Bunun reddi hakkındaki اَنَّهَا اُوْكَانَتْ ف۪ي لَحْمِ صَيْدٍ bir avın eti hakkındaydı bu eserler. Öyle av ki غَيْرِ حَيِّنْ sağ değildi. Ölmüştü. Kimisinde boğazlanmıştı, kimisinde kanı akıyordu, kimisinde asasıydı. Yani hepsi ittifak etti ki o av sağ olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'e hediye edilmemiş. Ya ölmüş, yani kesilmiş, parçalanmış, ya o himari vahşin hepsi yahut da azasından birisi hediye edilmiş. Fezalike, işte bu hüccetün hüccettir. Ne, kime? Limen, bir kimsenin lehene hüccettir ki kerihe gördülil mührimi, ihramda olan kimseye ekle lehmi sıydi avun etini yemesini mekruh gördüğü, bunların delili oldu. Yani şu bir taife ki dediler ki mührimi olan bir kimse avi mührim olmayan bir kimse avlasa, kesse bile mührim ondan yiyemez. Bunların lehine delil oldu. Ve inkâni, her ne kadar olduysa da ellezî tevellâ saydehu ve zebhâhu, o avın avlanmasına, boğazlamasına tevelli ettiyse de, tevelli eden adam olduysa da, helalen helal olduysa da, yani ihramda değil, helal helal elde olsa bile onun etini yemesi mührime caiz olmadığı diyenlerin lehine delil oldu bunlar. Ve kadruviyen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hilafı zalik. Peygamber Efendimiz'den bunun hilafına rivayetler de geldi. Şimdi buraya kadar getirmiş olduğu hadisler mührim av etini yemez. Buraya kadar bunu getirdi. Şimdi bir de hayır yiyebilir ama şart, bir şartla, o şart bulunursa yer, şart bulunmasa yiyemez diyenlerin delilleri var. Onu beyan ediyor. Bunun hilafı dediği bu. Yani bu mutlak değildir. Bir şart var. O şart bulunursa yiyebilir. Bulunmasa yiyemez. Onu beyan ediyor. Haddesena Yunus'u kâle haddesena ibn-i Vehbin. Kâle akbereni Yakub ibn Abdirrahman ve Yahya ibn Abdillahi ibn-i Salim
an Amrin Mevlil Muttalib anil Muttalib ibn Abdillah ibn Hantab an Cabir ibn Abdillah radıyallahu anh. Hazreti Cabir rivayet eyleden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki Lahmus saydi avun eti halalun lekum. Size helaldir. Ve entüm hurumun. Halbuki siz ihramda iseniz. İhramda olduğunuz halde av eti size helaldir. Ma lem tasiduhu siz onu avlamadıkça ev yusadu lekum. Yahut da sizin için avlanmadı ise, eğer siz kendiniz avlamadınız ise yahut da ihramda olmayan bir adam sizin için avlamadı ise o size helaldir. Şartı da bu. Bunlar o etten yiyebilirler ama ne vakitte yiyebilirler? Kendileri avlamazsa yahut da mührim olmayan bir adam gidiyor bunlar için avlıyor. Böyle de olmazsa bu vakitte yiyebilirler. Haddesena Rabi'ul Mezinu kâle haddesena Esedun kâle haddesena Abdülaziz ibn-i Muhammed'in el-Deraverdiyyü en Amr ibn-i Ebi Amr en Rajulun minel Ensar en Cabir ibn-i Abdillah radıyallahu anh en Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Rabi'ul Mezin terikiyle Cabir ibn-i Abdullah'dan aynı hadisi şerifi rivayet ediyor ki av eti mührim olan bir kimse şartına eğer kendileri için avlanmış ise yahut da kendileri avlanmış ise haramdır. Yok kendileri avlamamış ise ve kendileri için kimse avlamamış da haramdır. Haddesen ibn Ebi Davud kâle haddesen ibn Ebi Meryem kâle akberen ibn İbrahim ibn Süveyd kâle haddeseni Amr ibn Ebi Amrin anil Muttalib an Ebi Musa anil Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Aynı hadisi şerifi İbn Ebi Davud tarik ile de İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Yukarıdaki Cabir'den rivayet olduğu gibi Ebu Musa el-Eş'ari'den de rivayet edildi. فَزَهَبَ قَوْمٌ bir kavim zahip oldular ila هَذَا buna. فَقَالُوا dediler ki كُلُّ سَيْدٍ her bir av ki side avlandı min ecli mührimin bir mührim için bir mührime ikram edilmesi için avlandı ise ve imkanı her ne kadar olduysa da ellezî sâdehu ona avlayan olsa bile helalen helal olsa bile fahve bu haramun haramdır alâ zâlikel mührim o mührim üzerine haramdır. Kemâ yahrumu aleyhi o mührim haram olduğu gibi ney? Maşul bir seyit ki tevellâ tevellihtuhu ve kendisi seydehu onun seydine bir nefsi kendi nefsiyle. Bir adam kendi bizzat nasıl avladığı şey kendisine haramsa başka birisi de o mührim için avladığı öyledir. Madem o mührim için avlanmıştır, o da haramdır. İşte bunlar bu kavim bir şartına mübah kıldılar. Şartlı. Ve halefen fî zâlike âherûn başkaları bunlara muhalefet ettiler. Bunlar dediler ki av etini yemek mührime halaldır. Şartı şurtu yoktur mutlaka. Yani isterse avı avlayan o mührimler için mührim için avlasın, isterse onun için avlanmasın, av etini yemek caizdir dediler. Evet, burada üç mesele oluyor. Birincisi, ulemanın bir zümresi dediler ki, av etini mührimin yemesi haramdır dediler. Bir kısmı da dediler ki, mübahtır şartını. Eğer kendisi avlamamışsa, zaten kendisi avlarsa bir ittifak haramdır. Helal olan bir adam mührim için avlamamış ise mübahtır. Yok onun için avlamışsa haramdır dediler. Üçüncüsü ve halefehum fi zalike aherun. Diğer bir zümre bunların ikisine de muhalefet etti dediler. Fekalu dediler ki kullu saydin sadehu helalun. Her bir av ki onu helal avladı. Felahmuhu helalun. Onun eti helaldir. Likulli mührimin ve helali. Her bir ihramda olana da, ihramda olmayana da helaldir. Bu avlayan adam helal olduğundan, mührim olmadığından onun avladığı avun eti, isterse yiyen adam mührim olsun, isterse mührim olmasın, hepsi için caizdir dediler. Bu üçüncü kavil oluyor. Ve kâne minel hücceti lehum, bunların lehine olan hüccettendir. Fî hadîs-i muttalib, muttalibin hadisinde, ellezî zekârnâ, öyle bir hadis ki biz onu zikreyledik.
enne kavlen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, zikrettiğimizde şu ki Peygamber Efendimizin kavli, ev yusadu lekum, yahut sizin için avlanmışsa yiyemezsiniz varidi yukarıda ikinci zümrenin delillerinden idi. Bu kavli yehtemilü mühtemil olur ki en yekûne erâde bih, Resul-i Ekrem Efendimiz bununla murad etmiş ola ney? Ev yusadu lekum be emrikum, o av avlanmış sizin için sizin emrinizle. Siz emrettiniz ki ya biz ihramdayız, av avlamak bizim için haram, fakat sen helalsın, ihramda değilsin, git avla, getir bize de yedir. Böyle bir emir varsa o vakitte caiz değildir. Niye? Emir oldu ya, emr olduğundan dolayı o vakitte emreden adam ondan yiyemez. Fe in kâne zâlike kezâlik, eğer böyle olursa yusâdü lekümde ve emriküm kaydı gözetilirse kezâlik, o da böylecedir, haramdır. Fe innehum eyza kezâlik yekûlûn, bu adamlar, bu üçüncü zümrenin adamları yine derler ki küllü saydin, her bir av ki sâdehu helâlun, helâl onu seydetti. Limührimin, bir mührime bi emrihi, mührimin emriyle fehve haramun, bu haramdır. Alâ zâlikel mührimi, o mührime haramdır. Niye? Onun emri oldu ya, av avlamada kendi avlamayacak, işaret etmeyecek, delalet etmeyecek, emretmeyecek. Bu emretti ki git avı avla, o vakitte ona haramdır. Bunda ihtilaf yok. وَقَدْ رُوْيَةً رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. اَحَادِيسُ Birçok hadisler. Öyle hadisler ki caet geldi. مَجِيَنْ مُتَوَاتِرًا Mütevatir. Mütevatir olarak geldi. Yani çok geldi. Ne de fi اِبَاحَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ Sıydın, etinin mübah olmasında geldi. اَلَّذ۪ي Öyle sıyd ki قَدْ سَادَهُ وَنَا اَوْلَدِ الْحَلَالُ حَلَالُ Kim için? لِلْمُحْرِمِ مُحْرِمِ için. اِذَا لَمْ يَكُنْ سَادَهُ بِأَمْرِهِ Kendi emriyle olmazsa, mührimin emri olmazsa, helal avladı da getirdi, ona verdi. Kendisinin bir emri yok. Bunun helal olduğunda birçok hadisler geldi. وَلَا بِمَعُونَتِهِ O mührimin yardımı olmaksızın. اِيَّاهُ O avlayan adamı. عَلَيْهِ av üzerine. Ne yardımı oldu ne de emretti. Fakat o helal kendiliğinden gitti, avladı, getirdi. Onun etini yemek mührime caizdir. Ve bu mesele hakkında birçok hadisler geldi. Öyle bir iki hadis değil. Haddesena Ebu Bişr Rakkiyyü. Şimdi bu hadisleri beyan ederek birinci hadisi Ebu Bişr Rakkiyyü'den İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Kale haddesena Haccac ibn Muhammed an ibn-i Cüreydin. Kale akbereni Muhammed ibn-i Münkedir. أم معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال كنا مع طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عثمان diyor ki biz Hazreti Talha ile beraber idik ve nahnu hurum biz de ihramlıydık fehdiye lehu tayrun ona bir kuş hediye edildi ve Talha turakitun Hazreti Talha da uyuyor idi feminna bizden oldu men bir kimse ki ekere yedi ve minna yine bizden oldu men bir kimse ki teberra'a teberru etti yemedi. Bizden bazıları bunu yedi, bazıları da yemedi. Felemme isteyqaza Talhatu Talha Hazreti Talha vaktaki uyandı ve kuddime beyne yedeyhi onun önüne getirildi. Ekelehu onu yedi fîmen ekelehu yiyenlerle beraber o da yedi. Ve kâle buyurdu ki ekeltuhu ben böyle av etini yedim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle yedim. Yani Peygamber Efendimize hediye getirdiler. O yedi, ben de onunla beraber yedim. Binaenaleyh şimdi de yerim. Yani bu mührime haram değildir. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena Yezid ibn Harun kâle akberena Yahya ibn Sa'id en Muhammed ibn İbrahim el-Teymi عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من بهس عمير بن سلمة بهس'ten bir adamdan, Behes kabilesinden bir adam ki o da Zeyd ibn Ka'b radıyallahu anh, ondan rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz merre yürüdü bir revha, revhada revha Medine-i Münevvere'den çıkıp Mekke-i Mükerreme'ye gidince yol üzerinde bir yerin ismidir. Oraya geldi.
فَإِذَا هُوَ بِحِمَارِ وَحْشِدٍ. Bir de baktı ki orada yaban eşeği. Akirin yaralanmış. Fihi anda vardır. Sehmin bir sehm. Yani birisi bir ok atmış, yaralanmış. قَدْ مَاتَ. Hayvan da ölmüş. Avlanmış yani. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz onu görünce buyurdu ki دَعُوهُ terk edin حَتَّى يَجِيَ صَاحِبُهُ Hatta sahibi gelsin. Birisi bunu avlamış. Onun hakkıdır. O gelsin bakalım dedi. فَجَاءَ الْبَحْسِيُّ O Zeyd ibn-i Kâb'in bahsi geldi. فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Dedi ki ya Resulullah هِيَ رَمْيَتِ Bu benim attığım oktur. Ok attım. Ve yaraladı, bu da öldü. Fekülühü, bu benim malımdır, siz bunu yiyiniz. Yani izin verdi. Fe emara Ebu Bekir'in, Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir emreyledi. En yeksimehu, onun etini teksim ede, beyne rifak, cemaat arasında. Hepsine teksim et dedi. Ve hum, o cemaat, hepsi de mührimune, ihramlıydılar. Bak burada, avlayan helal olduğundan dolayı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o yaban eşeğinin etini bütün mührim adamlara teksim ettirdi. Ve yediler. Sümme sâre sonra Peygamber Efendimiz yürüdü. Hatta izâ kâne bil üsâbeti. Hatta üsâbe denilen yere vardı. Üsâbe hakkında diyor ki böyle yazılmışsa da fakat sahihi esayedir. Medine-i Münevvere ile Cehfe arasında bir yerdir. 25 mil mesafede Medine ile Cehfe arasında bir yerdir. Esaya. Oraya geldiğinde اِذَا هُوَ بِزَبِّيَ Çünkü Revha'dan Bedir terikiyle gelirse evvela Revha'ya gelir, sonra Bedir'e gelir. Evet, sonra Esaya'ya gelir. Oraya geldiğinde اِذَا هُوَ بِزَبِّيَ Baktılar ki bir ahu, ceylan مُسْتَزِلُّنْ kölgeleniyor. فِي حَكْفِي Cebelin bir dağın eteğinde bir kölgeli yer bulmuş. O kölgede kölgeleniyor. Fihi o zabide de vardır. Bahuda da sehmin ok. Yani oku atmış yaralamışlar. Ve huve hayyun. Halbuki o sağ hele ölmemiş. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular. Liraculin bir adama buyurdular ki Kıf burada dur. Hahuna burada dur. La yarahu ahad. Kimse onu görmesin. Yani burada dur, setret de bu hayvanın burada olduğunu kimse görmesin. Hatta temdiyar rifak, hatta cemaat geçsin. Cemaat geçinceye kadar burada dur. Şimdi burada dur demesi yani hayvanı kimse avlamasın. Bunun için mi? Ne için? Bu sebebi beyan edilmiyor. Haddesena Yunus'u kal, akhberen ebni vehbin enne maliken haddesehu an Yahya bin Sa'idin radıyallahu anh أنه قال يحيى بن سعيد dedi ki أخبرني محمد بن إبراهيم ثم ذكر بإسناده مثله أين حديثي الشريفي محمد بن إبراهيم zikreyledi حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن سلمة الضمري dedi ki biz Peygamber Efendimizle yürür idik bibade efna'ir revha revhanın bazı taraflarında ve huve muhrimun Peygamber Efendimiz de ihramdaydı iza himarun ma'kur baktık ki yaralanmış bir yaban eşeği fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki de'uhu bırakınız فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ اَنْ يَاتِيَهُ Yakın olur ki sahibi gelir. Bırakın sahibi gelsin dedi. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَحْسٍ Behz kabilesinden bir adam geldi. Orada yukarıda isim geçti ya Zeyd ibn-i Ka'b. هُوَ الَّذِي عَكَرَ الْحِمَارِ O himari avlayan da o idi. O geldi. فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Dedi ki ya Resulullah شَانَكُمْ بَهَدَ الْحِمَارِ Bu himari ne yaparsınızsa yapın. Şanüküm sizin işinizdir. Bihadel himar. Bu himara yani bunu ben size verdim. Fe emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emir buyurdular. Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir'e
فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ Nas arasında onu teksim eyledi. Şimdi mührim bir adam av eti yemez olsaydı Resul-i Ekrem Efendimiz burada onu teksim edip yedirmezdi. Demek ki avı helal olan bir adam avlarsa onun etini yemesi mührimlere caiz. ثُمَّ زَكَرَ sonra zikreyledi نَحْوَ مَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ Yezid ibn Harun'un hadisinde olan şeyde zikreyledi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme ve Fahdun. Kale haddesena Abdullah ibn Salih. Kale haddeseni Yerleys. Kale haddeseni ibn Had. Sümme zekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi'in hadisi şerifi Muhammed ibn Huzeyme tarifiyle de rivayet ediyor. Fefi hadisi Talhata ve Ömer ibn Seleme an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Talha'nın kuşun etinden yemesi, Ömer ibn Seleme'nin rivayetindeki İmmari Vahşin etinin teksim edilmesinde olucudur. Ki ennehu ebaha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübah kıldı. Lil mührimine ihramda olan kimselere ekle lehmi sıydi avun etinin yemesini helal kıldı. Ellezi öyle av ki tevella saydehu onun avlanmasını tevelli etti. El helalu helal, helal bir adam gitti avladı. Avladığı o avun etinin mührim olanlara yenilmesinin mübah olduğuna bu hadis-i şeriflerde delalet oldu. Fakat hak halife zalik, bu muhalif oldu hadisi Ali'nin, Hazreti Ali'nin hadisine, Hazreti Ali caiz değildir dedi. Burada da caizdir dedi. Ve hadis İbni Erkam ve Zeyd ibn Erkam, Zeyd ibn Erkam'ın hadisine de muhalif oldu. Ve Sa'bi ibn Cessame, Sa'bi ibn Cessame'nin hadisine de muhalif oldu. O hadislerde kimden? Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Şimdi hadisler muhalif birbirine muhalif ve mariz olunca aralarının telifi lazım. Nasıl olacak? Gayre enne hadise Talhata, şu kadar var ki Talha'nın hadisinde ve hadisi Ümeyr ibn Seleme, bir de Ümeyr ibn Seleme'nin hadisi, hazeyni bu iki hadisi helaldir diye rivayet ettiler ya, leyse fihima, bunlar da olmadı, delilün delil olmadı, ala hükmü sayidi, sayidin hükmü üzerine, izâ erâdel helâlu helâl olan, ihramda olmayan bir adam murad ederse, bihi o sayid ile el mührime mührim. Bunda delil yok. Çünkü bu ikinci kavramın sahipleri dediler ki evet av eti yenilmesi mührime caizdir ama kendi emri olmazsa. Şimdi bu rivayet edilen Hazreti Talha'nın ve Ömer ibn Seleme'nin hadislerinde mührimin burada bir emri var mıydı yok muydu? Burada bir şerahat yok. Öyleyse bunu araştırmak icap etti. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da nazar eyledik. Ki acaba emri olursa nasıl olur, olmazsa nasıl olur? Sonra Peygamber Efendimiz'in emri oldu mu, olmadı mı? Mührimlerin rızası var mı, yok mu? Feiza ibn Ebi Davud. Bir de baktı ki İbn Ebi Davud kad haddesena bize rivayet ediyor. Kale haddesena Ayyaş ibn Velid el-Rakkam. Kale haddesena Abdül-Ala en Ubeydillah en İyad. En İyad ibn Abdillah en Ebi Said el-Hudri. قال أبو سعيد الخدري dedi بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار فنز gönderdi أبو قتادة الأنصارية أبو قتادة'yi gönderdi على الصدقة صدقة üzerine صدقة'yi toplamak için وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أنبار فنز وأصحابه de çıktılar وهم محرمون onlar da ihramda idiler حتى نزلوا عسفانة حتى عسفانة vardılar Medine ile Mekke mükerreme arasında yol. Bir Üsfan bir yerin adı. Feizahum bir de Üsfan'da baktılar. Bir himari vahsin bir yaban eşeği. Bir yaban eşeğini gördüler. Kale Ravi diyor ki ve ca Ebu Katade. Ebu Katade geldi. Ve huve hillim. O mührim değildi. İhrama girmemişti. Fenekesu ruusehum. Oradaki ashab-ı kiram başlarını aşağı indiler. Kerahiyete en yuhiddu ebsarehum. Kerih gördüler ki onlar dikkatli bakarlarsa, keskin gözle bakarlarsa, feyuftanı. Ebu Katade anlar. Yani
o yaban eşeğine bakarlarsa, bunlar niçin o tarafa bakıyorlar diye, o da bakar, bir de bakar diye. Merkep, yaban merkebi orada, onun için başlarını aşağı eğdiler ki Ebu Katade anlamasın. Fera'ahu, fakat Ebu Katade gördü. Yaban eşeğini gördü. Ferekibe ferasehu, atına bindi. Ve ahader rumhe, mızrağını aldı. Fesakata minhu, mızrak düştü ondan. Fekale, dedi ki naviluni, bana veriniz. Hi onu, yani bu elimden düştü, bana veriniz bu mızrağı dedi. Fekale, dediler ki ma nahnu bimu'inike, biz sana yardım edici değiliz. Aleyhi, bu av üzerine bir şeyin, hiçbir şeyle. Biz ihramlıyız. İhramlı bir adam avı avlayamaz, işaret edemez, delalet edemez, ona yardım edemez. Onun için biz sana yardım edici değiliz dediler. Fakat o yendi, mızrağını aldı. Fehemen aleyhi, o yaban eşeğinin üzerine hamletti, gitti. Feakarehu, onu yaraladı. Avladı, getirdi. Fecealu, oradaki ashab-ı kiram, mührim olanlar yaptılar, kıldılar. Ne? Yeşvûne minhû, ondan bişirir oldular. Aldılar, ondan bişirmeye başladılar. Sümbekâr, sonra dediler ki Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme beyne evhurina, bizim aramızda Peygamber Efendimiz var. Biz mührimiz, bundan yiyebilir miyiz? Yemez miyiz? Resûlullah Efendimiz varken niye bunu yapıyoruz? Soralım. Kale, ravi dedi ki ve kâne tekaddemehum, Peygamber Efendimiz onlardan biraz ileri gitmiş idi. Felahikuhu, gitti Peygamber Efendimiz'e kavuştular. Feseeluhu, sordular. Sordular ki ya Resulullah, Ebu Katade bir av avladı. Bundan biz yiyebilir miyiz, yemez miyiz? Felem yara bizalike be'esen, Resul-i Ekrem Efendimiz bunda be'es görmedi. Yani yiyebilirsiniz dedi. Şimdi bu da anlaşılıyor ki mührim bir adam kendi avlamazsa, işaret etmezse, delalet etmezse ve o avcıya hiçbir suretle yardım etmezse, emretmezse, o avın etinden onlar yiyebilir. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ebu Umar el-Havdiyyü kâle akberene Halid ibn Abdillah kâle akberene Amr ibn Yahya en Abbad ibn Temim en Ebi Katadete ennehu kâne alâ feras. Ebu Katade atlıydı ve helalün, kendisi de ihrama girmemişti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve ashabı da mührimune, ihram edici idiler, ihramdaydılar. Febasura, Ebu Katade gördü. Bihimari vehşin, bir yaban şeyini. Fenaha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ashabını nehyeyledi. En yu'inuhu, ona yardım etmekten men eyledi. Yardım etmeyiniz dedi. Ya madem siz ihramdasınız, sizin için yardım caiz değildir. فَحَمَلَ عَلَيْهِ أَبُوْ قَتَادَ حَمْلَيْلَدِ فَسَرَعَ اَتَانًا, dişi bir yaban eşeğini öldürdü, avladı. فَاَكَلُوا, getirdi, onlar da yediler, minhu, ondan yediler. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قال حدثنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. أبو قتادة diyor ki أنه كان في قوم محرمين, إحراملي bir kavmin arasındaydı. وليس هو محرما, o محرم değildi. Peygamber Efendimiz sedekeleri toplamaya göndermişti. وهم يسيرون, onlar da yolda gidiyordular. فرأى حمارا, أبو قتادة رضي الله عنه bir yaban merkebini gördü. Ferikibe ferasehu, atına bindi. Fesara'ahu, onu sar'etti, yani avladı. Fe'etevun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldiler. Fese'eluhu, sordular. En zalike, bundan ya Resulullah, Ebu Katade bir yaban eşeği avladı, biz bundan yiyebilir miyiz diye sordular. Fekale, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki eşertum, siz ona işaret ettiniz mi? Siz işaret ettiniz mi Ebu Katade'ye? اَوْ سِدْتُمْ, yahut da siz avladınız mı? اَوْ قَتَلْتُمْ, yahut da onu katlettiniz mi? قَالُوا لَا, ne işaret ettik, ne avladık, ne boğazladık, hiçbirisini yapmadık. قَالَ, buyurdu ki فَكُلُوا, öyleyse yiyiniz. Madem bunların hiçbirisi sizden sadır olmamış, sizin için helaldir.
حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر النافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام نافع نافع مولى أبو قتادة كلسي نافع ذن رواد يدليور وأبو قتادة ذن وبصن نادد ربعي مش أبو قتادة بن ربعي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فمزة برابر إذي حتى إذا كان ببعض طريق مكة مكة'nin bazı yollarında oldukları vakitte tahallefe Peygamber Efendimiz geriye kaldı ve ashabin lehu kendisinin bir takım ashabıyla ne oldukları halde mührimine ihramda oldukları halde ve huve gayru mührim Ebu Katade de mührim değildi. Fera himarın vahşiyen bir yaban eşeğini gördü Katade. Festevla festeva ala feresi Ebu Katade atına bindi. ثم سأل أصحابه أصحابنا dedi ki أن يناولوه صوته قمصımı bana verin dedi فأبوا vermediler dediler sen ava gidiyorsun sana yardım etmek bize caiz değildir فسألهم رمحه مزرعımı bana verdin فأبوا gene iba ettiler فأخذه kendisi atından indi aldı ثم شد على الحمار حمارا üzerine koştu فقتله onu katletti فأكل منه ondan yedi bazı ve sahabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin ashabından bazısı yedi ve eba ba'duhum bazısı da yemedi. İhtiraf ettiler. Felemma edreku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktaki Peygamber Efendimiz'e yetiştiler. Se'elû an zâlik bunun hükmünü Peygamber Efendimiz'e sordular. Fekale Peygamber Efendimiz buyurdu ki inne mâ hiye ta'matun bu bir ta'amdır ki et'emekumuha onu size itham eyledi kim? Allah-u Teala. Allah-u Teala size sevk etmiş olduğu bir taam oldu. Yani yemesi caiz oldu size. Ve yediniz. Haddesena Yunus'u kâle akberen ebn-i vehbin enne maliken haddesehu an Zeyd ibn-i Eslem an Atay ibn-i Yasar akberehu. Atay ibn-i Yasar ona haber verdi. An ebi katadete katadeden haber verdi neymiş lehu ayn hadisi rivayet eyledi ve sade fakat bu rivayette ziyade eyledi ki inna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdu ki hel ma'akum min lehmihi şeyun onun etinden sizde hiç beraber var mıdır? Fakat alimna biz bildik ki enne ba katadete bu katade lem yesitu onu seydeylemedi fi vakti ma sadehu onu seydeylediği vakitte onu seydeylemedi iradeten minhu kendisinden irade olduğu halde ki en yekune ola ola lehu kendisine hasseten kendisi için ola böyle bir şey niyet olduğunu biz bildik ki böyle bir niyeti de yoktu ben bu avliyayım da yalnız kendim yiyeyim biz bildik bunun böyle bir niyeti yoktu. Ve innema arada Ebu Katade murad etti ki en yekune vav ola lehu kendisine ve li ashabi ashabına ola ellezine şul bir ashabi ki kanu ma'hu kendisiyle beraber o yoldaydılar. Yani Hazreti Ebu Katade o yaban eşeğini avlarken dedi ki ben bunu avlarım hem ben yerim hem de bu etrafındaki cemaat yer o etrafındaki cemaat de mührim idiler. Bunu bilerek böyle avladı. Öyleyse bunun etinden yemesi o ashaba caiz oldu. Fakat ebaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz mübah kıldı. Zalike bu avın etini lehu Ebu Katade'ye ve lehum onlara. Ve lem yuharrimhu Peygamber Efendimiz haram kılmadı. Aleyhim ashabına li iradetihi Ebu Katade murad ettiği için en yekune lehum ashaba ولا معه kendisiyle beraber. Bunu haram kılmadı ki Ebu Katade bunu avladı. Hem kendisi yiyecekti hem siz yiyeceksiniz. Bunu niyet ederek avladığından binaenaleyh size haramdır demedi. Binaenaleyh demek ki avı avlarken kendisini de ve mührimleri de kastederek avlarsa onlar için de yenilir. Yalnız şart ikinci
Zümre'nin dedikleri gibi kendilerinden bir emir olmaya. Ha, ikinci kavlde bir şey de vardı ki avı avlayan bir adam mührimler için avlarsa yenilmez diyordu. Bu üçüncü kavle sahip olanlar diyor ki hayır, mührimlerden bir işaret, bir delalet, bir emir olmadıkça avlayan adam ister kendi nefsini kastetsin, isterse hem kendisini hem de mührim olanları kastetsin, mani değildir. Onun etinden yiyebilirler. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Ebu Katade'den gelen rivayette kendisine de ve ashabına da mübah kıldı, haram kılmadı. وفي حديث عثمان بن عبد الله بن موهب عثمان بن عبد الله بن موهب حديثinde olucudur ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz onlara sordu. Fekale dedi ki أشرتم siz işaret ettiniz mi? أو سدتم siz avladınız mı? أو قتلتم katlettiniz mi? قالوا لا dediler ki hiçbirisini yapmadık. Kale buyurdu ki فكلوا öyleyse siz yiyiniz. İşaretiniz de yok, delaletiniz de yok, avladığınız da yok. فَدَلَّ ذَٰلِكَ bu delalet etti ki اَنَّهُ اِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ mührimler üzerine avun, av etini yemek haram olur. اِذَا فَعَلُوا شَيْئًا مِّنْ هَذَا bundan bir şey yaparlarsa, yani işaret ederlerse, avlarlarsa, katlederlerse bu vakitte haram olurdu. وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ mührimler üzerine haram olmaz. بِمَا سِوَا ذَٰلِكَ bu üçünden birisi olmazsa haram olmaz. Ve fî zâlike işte bunda da orucudur, delilün delil orucudur ki enne ma'na kavli Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinin manası fî hadîsi Amr'in Mevla'l Muttalib Muttalib'in Mevlası Amr'in hadisindeki kavli ev yusâdü leküm yahut sizin için avlanır ise yenilmez gelmişti ya. Bunda delil olucudur ki ennehu bu kavlün manası alâ mâ ul bir av üzerinedir ki sîde lehum bu mührimler için avlanıldı bi emrihim mührimlerin emriyle ev yusâdü leküm orada bir emrihim kıydı gözetilecek ki hadisler birbirine zıddı olmasın. Fâhâdâ ve şuhâdâl bâb işte bu babın veçi budur min terîkil âsâr eser terîkiyle bu babın veçi budur. Öyle asar ki el-merviyyeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen eserlerin veçhi budur. Vakat kâle bihâzel kavl bu kavli de hükmettiği eyda böylece Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer de bu kavliyle böyle hükmetti. Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ'nın böyle hükmettiğine dair olan rivayet de şu. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل الشام حضرت أبو هريرة buyuruyorlar ki Şam halkından birisi istiftahu kendisinden fetva talep etti fetva sordu fi lahmi sıydi av etinin hakkında ve huve mührimin. Halbuki o eti yiyecek adam da mührim. İhramda olan bir adam o etinden yiyebilir mi diye fetva sürdü. فَاَمَرَهُ اَبُوْ هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ تَوَادَمَ اَمْرِبْتِ ne ile bi eklihi yemesiyle. Yani yiyebilirsin diye fetva verdi. قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَ buyurdular ki فَلَقِيْتُ اَمَرَ بْنَ الْخَطَّبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ ben Ömer ibn Khattab رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَ mülâkı oldum. فَاَخْبَرْتُهُ ona haber verdim bir meseleti رَجُلُ adamın meselesini ki benden birisi bir fetva söyledi ben de böyle fetva verdim. فَقَالَ Hazreti Ömer buyurdular ki بِمَا اَفْتَيْتَهُ neyle ona fetva verdin? فَقُلْتُ ben dedim ki بِاَكْلِهِ yiyebilir diye fetva verdim. فَقَالَ Hazreti Ömer dedi ki وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ benim nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin eder mi ki lev efteytehu ona fetva vermiş olsaydın ve gayri zalike bunun gayrisiyle yani yiyemezsin deseydin le alevtüke bir dürreti bu dürre ile sana yapıştırırdım. Alevtüke sana ali olurdum bir dürreti bu kamçıyla yani yukarıya
kamçıyı kaldırırdım. Bundan maksit ne? Yani yukarıya kaldırır, sana yapıştırırdım. اِنَّمَا نُه۪يْتَ سَنْ نَهْيُولُنْدُنْ اَنْ فَسْتَادَهُ Avı avlamaktan nehyolundun. Yani mührim bir adam. Hazreti Ebu Hureyre'ye hitap ediyor ama fakat maksat mührim bir adam. Mührim, ihram akil. Haddesena Yunus'u kâle akhbarana ibn-i Vehbin enne Malik'en haddesehu an Yahya ibn-i Sa'id'in ennehu semi'a Sa'id ibn-i Musayyed. Yuhaddisu an Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. Sa'id ibn-i Musayyed rivayet eyledi Hazreti Ebu Hureyre'den. فَذَكَرَ مِسْلَهُ Eyni hadisi şerifin mislini zikreyledi. غَيْرَ اَنَّهُ Şu kadar var ki bu ikinci rivayette. قَالَ Hazreti Ömer dedi, لَفَعَلْتُ بِكَ لَفَعَلْتُ بِكَ dedi. Yukarıdaki hadiste لَعَلَوْتُكَ بِدُرَّةِ Bunda da لَفَعَلْتُ بِكَ dedi. Ne olduğu halde يَتَبَعَدُهُ Hazreti Ebu Hureyre'yi korkutur olduğu halde. Yani hulâsı Hazreti Ebu Hureyre'den Şamlı bir zat sormuş ki mührim olan bir kimse av etinden yiyebilir mi? O da fetva vermiş ki yiyebilir. Acaba bu fetvası doğru mu değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh emlak olduğunda sormuş ki böyle bir mesele karşısında kaldım ve böyle bir fetva verdim. Hazreti Ömer de buyuruyor ki benim nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer başka türlü fetva vermiş olsaydın لَفَعَلْتُ بِكَ Seni işlerdim. Yani seni eziyet ederdim. Yukarıki rivayette de لَعَلَوْتُكَ بِالْدُرَّةِ Bu kamçıyla seni yapıştırırdım. Hadisin gerisi اِنَّمَا نُه۪يْتَ اَنْ تَسْتَادَهُ اِنَّمَا نُه۪يْتَ Sen nehyolundun. Hazreti Ebu Hureyre'ye hitap ediyor ama kastı yani mührim olan bir kimse. Mührim olan bir kimse nehyolundu. اَنْ تَسْتَادَهُ Avı avlamaktan nehyolundu. Avı avlamazsa başka birisi avlar da onu boğazlarsa getirir mührime verirse mührim yiyebilir. Hulâse bu. Yine bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yunus Serik'i ile yine rivayet ediyor. Haddesena Yunus kâle ahberene ibn-i Vehbin enne Malik'en haddesehu an ibn-i Şihab'in. Yukarıda İmam-ı Malik Yahya ibn-i Sa'id'den rivayet eyledi. Burada da İmam-ı Malik ibn-i Şihab-ı Zöhri'den rivayet eyledi. O da kimden? En Salim'in. Ennehu semi'a Ebu Hureyre'te radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'den yukarıda Sa'id ibn-i Müseyyep rivayet eylemişti. Burada da Salim ibn Abdullah ibn Ömer rivayet ediyor ki Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh yuhaddisu an Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'den rivayet ediyordu. Fezekere mislehu eyni hadisi şerifini zikreyledi. Haddesena Nesr ibn Mersukin ve ibnu Ebi Davud'a kâla Nasir ve İbni Ebu Davud dediler ki haddesen Abdullah ibn Salih kâle haddesen yelleysu kâle haddeseni akilun an İbni Şihab'in fezekere bi isnadihi mislehu. Evet, aynı isnad ile bu hadisi şerifi zikreyledi. Şimdi bu rivayetlerden sabit oluyor ki Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala an av etinin yenilmesini tecviz eylemiş. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın vermiş olduğu fetvayı muvafık görmüş. فَلَمْ يَكُنُ عُمَرُ رَضِيَ anh Hazreti Ömer olmadı. لَيُعَاقِبُ اِقَابِ der olmadı. Eziyeti der olmadı. رَجُلًا bir adama ki min Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı Resulullah'tan olan bir zat ki o da Ebu Hureyre'dir. Buna ezab eder olmadı. فِي فُتْيَاهُ fetvasında فِي هَذَا bu fetvasında eziyet eder olmadı. Yani eğer av etinden ye dedin, fetva verdin. Eğer başka şekilde fetva vermiş olsaydın, sana ikab ederdim, eziyet ederdim. Hazreti Ömer'in bu şekilde demesi olmadı. Bi hilafi ma yara kendisinin görmüş olduğunu hilafına. Hazreti Ömer bunu başka şekilde, yani yenilmez fikrinde oldu da fakat buna da dedi ki sen böyle deseydin, yenilmez deseydin sen eziyet ederdin. Bu olmadı. Hem Hazreti Ömer onun yenilmez görsün hem de yenilir diyene muvafık görsün, yenilsin. Bu şekil olmaz. وَالَّذ۪ي عِنْدَهُ
Ol bir şey ki onun indindedir fi zalik bu mesele hakkında. O da neden? Mimma ol bir şeyden ki yuhalifu muhalif olur. Neye? Ma efta bihi fetva vermiş olduğu şeye reyen. Reydir bu. Yani Hazreti Ömer'in radıyallahu teala anhin bir reyi vardır. Aşağıda geliyor. Yenilmez. Burada da bu bir reydir. Hadis olsaydı Hazreti Ebu Hureyre'ye böyle demezdi. Fakat kendisinin indinde bir rey de vardır ki av eti yenilmez. Bu reyi başka bir de Eshab-ı Resulullah'tan olan Hazreti Ebu Hureyre'nin fetvasının muvafık olduğunu yenilir demesine muvafakat ettiği bu da başka. Velakin ne zalik bu indena bizim indimizde vallahu alem لَاَنَّهُ قَدْ كَانَ اَخَذَ bunu aldı el-mezalik bunun elmini min gayri ciheti rey, rey cihetinin gayrinden aldı. Rey başka, kendisinin fetvası başka. Fakat kendi reyinin başka bir cihetinden alması da o da başka. Ne gibi o da? Haddesine Ebu Bekir de kâle, haddesine Mu'emmelun kâle, haddesine Süfyanu an Mansuri, an İbrahim an-i Lesvedi, enne Ka'ben. Ka'b se'ele Ömer'e radıyallahu anh, Hazreti Ömer'e sordu. An-i Sayyid-i Avdan, öyle av ki yezbehuhul helalu, helal olan bir adam onu boğazlar. Feyekülühül haram, mührim olan adam da yer. Bu meseleyi Hazreti Ömer'den sordu. Fekal Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer dedi ki, lev terektehu, sen onu terk etseydin, bu avun etinden yemeseydin, la ra'eytüke, ben seni görürdüm, la tefkahu şeyen, sen bir şey anlamıyor görürdüm. Yani bu sabit ki, neklen sabit ki, av etinden yenilir. Eğer kendisi işaret, delalet etmemişse, emretmemişse, halal birisi onu kesmişse onu yiyebilir. Eğer sen yemeseydin seni fikirden bir şey bilmez addederdim. وَقَدْ اِحْتَجَّ فِي ذَٰلِكَ Fakat bu mesele hakkında ihticac eyledi. اَلْمُخَالِفُونَ muhalif olanlar, yiyemez diyenler, لِهَذَا الْقَوْلِ bu kavle, bu kavle muhalif olanlar ihticac eylediler. بمشهور بالحديث لك حدثنا بذا روايته الذي محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال عبد الله بن الحارث وبس حارث لن روايته الذي كنا مع عثمان وعليه رضي الله عنهما حزرة عثمان وحزرة علي لبرابر إدك حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا bir mekan ismi zikreder eyledi. Dedi ki şu mekanda şu mekanda beraber idik. Kurribe ileyhim onlara tekrib edildi, getirildi. Taamun taam. Bir taam getirdi önüne koydular. Kâle feraeytü ben gördüm cefneten bir tencere ki kenni anzuru ben göğe görüyorum ila erâkî bil-i akib erkek keçi kuşlarının ayaklarını görüyorum. Yakup keçiliğin erkekine derler. Arakip de onların ayakları. Örgup onların ayaklarını pişmiş tencerenin içinde baktım ayaklarını gördüm. Felemma ra'a zalike aleyhim radıyallahu anh Hazreti Ali vaktaki bunu gördü. Kâme kalktı yemedi. Fekâme me'hû nasun onunla beraber bir cemaatte kalktılar yemediler. Kâle Ravi Haris diyor ki fakile denildi ki vallahi ma eşerna Hazreti Ali'ye dediler ki biz işaret etmedik bu avun, bu kekiklerin avlanmasına ve la emrine emir de eylemedik ve la sidna biz kendimiz de avlamadık ne avladık ne emrettik ne de işaret ettik onun için yani niçin yemiyorsunuz dediler fakat Hazreti Ali radıyallahu anh yemedi ve bir takım cemaatle beraber yemediler. Fekîle Osman'a radıyallahu anh Hazreti Osman'a denildi ki mâ kâme hâzâ bu kalkmadı. Hazreti Ali radıyallahu anh kalkmadı ve men me'ahu kendisiyle beraber onlar da kalkıp gitmediler illâ kerâhiyeten li ta'amik illâ senin yemekin yenilmesini kerih gördüler de ondan dolayı kalktılar. Yani bu av meselesi değil de Hazreti Osman'ın taamıdır diye hoşlanmadılar da kalktılar. Dediler, fedaahu Hazreti Osman radıyallahu anh da çağırdı, fekale dedi ki ma kerehte min hâbe ya Ali bundan hoşlanmadığın şey nedir? Niçin bunu yemedin? diye sordu.
فقال علي رضي الله عنه حزت علي buyurdular ki Estaizu billah uhille lekum saydul bahri ve taamuhu meta'an lekum ve lisseyyare ve hurrime aleykum saydul barri ma dumtum huruma. Bu ayeti kerimeyi okudu, summa talaka, sonra gitti. Ayetin manası şu: uhille halal kılındı lekum, sizin için saydul bahri, deniz avı, balık denizden, balık avlamak, deniz hayvanlarından avlamak sizin için helal oldu. Ve ta'amuhu, denizin ta'amı da helal oldu. Meta'an leküm, size meta olarak, siz onunla faydelesiniz diye size helal oldu. Ve lisseyyare, gelen geçen yolcular için de meta, temettü, ondan faydelensinler diye onlara helal oldu. Ve hurrimes, haram kılındı aleyküm, sizin üzerinize seydül berri, sizin demek yani mühim olanlar üzerine haram kılındı seydül berri, karada yaşayan hayvanların avı. Ma dümtüm, siz devam ettiğiniz müddetçe, hürüma, mührim olarak kaldığınız müddetçe, karada yaşayan hayvanların avı haram kılındı, dedi Hazreti Ali kerremallahu veçhe. Bu ayet-i kerimeyi okudu, gitti. Madem bunlar keşlikler, karada yaşayan hayvanlardır, bunları avlayıp da yemek caiz değildir, dedi. Kale, ravi dedi ki, fezehebe aliyyün, İmam-ı Ali sahip oldu radıyallahu anh, ila enne sayda av ve lehmehu avun eti haramun haramdır alel mührimi mührimi. Bu Hazreti Ali'nin mezhebi oldu. Av avlamak haram olduğu gibi, helalın avlayıp da kesmiş getirmiş olduğu eti yemek de haram oldu. Madem aslı avdur isterse, başka helal olan bir adam bunu avlasın, eti yenilmez. Bu Hazreti Ali'nin mezhebi oldu. Bununla istidlal ettiler, ihticac ettiler. Kime yenilir diyenlere, Hazreti Ebu Hureyre, Hazreti Ömer rivayet eylediler ya, yenilir dediler ya, bunlar da Hazreti Ali'nin bu kavliyle ihticac eylediler ki, bak Hazreti Ali de yemedi. قِيلَ لَهُمْ, bu Hazreti Ali'nin kavliyle, mezhebiyle ihticac edenlere denilir ki, فَقَدْ خَالَفَهُ, buna muhalif oldu, فِي ذَٰلِكَ, bunda bu av etinin yenilmesinde kim? Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Ali'ye muhalif oldu. Ve Talhatu ibn-i Ubeydillah, Hazreti Talha'da muhalif oldu. Ve Aişetu radıyallahu anh, Hazreti Aişe'de muhalif oldu. Ve Ebu Hureyre'de radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hureyre'de muhalif oldu. Ve kad tevateret, hem de çoğaldı. Er-rivayet, rivayetler an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetler de çoğaldı. Nasıl rivayet? Neyi tekit ederek? Bima bir şey ki yuvafiku muvafik olur. Ma bir şey ki zehebu, Hazreti Ömer, Hazreti Talha, Hazreti Ayşe, Hazreti Ebu Hureyre sahip oldular. İleyhi ona. O da avın etinin yenilmesi caizdir. Helal bir adam avlamış ise. Bu hususta da rivayetler çok geldi. Öyle az değil. Ve kavlullahi azze ve celle, peki diyor, bu ayeti kerimeye ne dersiniz? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın istidlal etmiş olduğu bu ayete ne dersiniz? Ona da diyor ki, bu kavli şerifi Cenab-ı Hakk'ın ve hurrim aleyküm seydül berri madüntüm hurma, bu ayeti kerime yehtemülü mühtemil olur. Neye? Ma hurrim aleyhim, şuna mühtemil olur ki hurrim aleyhim, bu mührim olanlara haram kılındı, minhu, kara hayvanlarından. Huva, o nedir? Haram olan şey, en yasiduhu, onu avlamaları haramdır. Hurrim aleyküm sizin ve hurrim aleyküm sizin üzerinize haram kılındı. Ney? Seydül berri, karada yaşayan avı avlamak haram. Buna ihtimali var. Madem tüm hürüma, ihramda olduğunuz müddetçe av avlayamazsınız. Av avlamak size haram oldu. Buna ihtimali var. Yoksa onun başka bir helal avlamış da kesmiş getirmiş, sana etini vermiş, sen avlamadın ki, sana avlaması haram oldu. Yoksa etini yemesi değil. Maksat budur. Ela tera, sen görmez misin? İlâ kavlillâhi azze ve cel, Cenab-ı Hak Hazretlerinin kavli şerifini bilmez misin? Estaizu billah. Ya eyyühellezîne âmenû, ey
iman şerefiyle müşerref olan kimseler. La taqtulussayde, siz avı öldürmeyin. Ve entüm hürümün, halbuki siz ihramdasınız. İhramda olduğunuz halde seydi öldürmeyiniz, avı öldürmeyiniz. Ve men gatelehu, her kim avı öldürürse, minküm sizden, mührimlerden birisi, müteammiden, kasten bir avı öldürürse, fe cezaun, bir ceza vardır. Öyle ceza ki Müslüman katele, katletmiş olduğu hayvanın misli bir ceza vardır. O da neden? Minen ne'amine amde. Yani büyük hayvansa büyük ceza, ortaysa orta ceza, küçük ise küçük ceza. Mesela bir fili öldürse yerine deve kesecek. Bir himari vahşiyi, yaban şeyini öldürürse onun yerine bir sığır kesecek. Bir gazali öldürürse onun yerine bir koyun boğazlayacak. Yani o öldürdüğü hayvanın misli bir hayvan ceza vardır. Bak işte Cenab-ı Hak Teala Hazretleri burada nehyediyor. Neden? فَنَهَاهُمْ Cenab-ı Hak mührimleri nehyeyledi. Allah-u Teala Cenab-ı Hak fî هَذِهِ الْآيَةِ, bu ayette neden nehyeyledi? اَنْ قَطِّ السَّيْدِ, avi öldürmekten, onu öldürmeyin. Bundan nehyeyledi. وَاَوْجَبَ, vacip kıldı aleyhim, o mührimler üzerine el cezayı vacip kıldı. Nerede? Fî katlihim, mührimlerin katlettiğinde, iyyahu avi, eğer avi öldürürlerse o vakitte üzerlerine cezayı vacip kıldı. Demek ki yukarıki ayeti kerimeden de ve hurrim aleyküm seydül berri madumtun hürme, bundaki maksat avın etinin haram olması değil de avi avlamak haram oldu. Ama başka helalin birisi avlamış da kesmiş, getirmiş, mührime vermiş, bu haram değildir. Fedelle ma zekerne, bizim bu zikrettiğimiz delalet etti ki ennellezi şol bir şey ki harumen haram oldu alel mührimi, mührimler üzerine minnes saydi, avdan haram olan şey nedir? Huve katluhu, onu öldürmektir. Onu öldürmek haramdır. Ve kadra eynen nazar, biz kıyası da gördük. Eyda, bu da hadislerin delaleti gibi kıyası da gördük. Yedüllü delalet eder. Alaha da buna delalet eder. Yani mührim bir kimsenin avlayıp boğazladığı etin mührimlere helal olması ne icap eder. Ve zalike, bu da ennehum ulema ecma'u icma ile derler ki enne sayde sayd yuharrimuhu, o seyde haram kılar. El ihramu ihram, el mührimi mührim üzerine. İhrama girdi mi, onun ihrama girmesi, av avlamayı ona haram kılar. Ve yuharrimuhu, o avı haram kılar. El haramu haramda alel helal, ihramda olmayan bir kimseye. Haram hududunda mührim olmasa bile, helal olsa bile, haram hududunda av avlamayı, haram-ı şerifin hududu ona haram kılar. Madem haram-ı hududundadır, av avlayamaz. Ve kâne oldu men sâde seyden fil hilli. Fakat bir adam hilde bir avı avlamış ise, fezebâhehu, onu boğuzlamış ise, fil hilli, hilde, avı hilde avlamış ve hilde de boğazlamış. Sümme etkalehu, sonra da onu ithal etti etini, el harama harama ithal ettiyse, bu oldu, ne oldu? Fela bâse bi'aklihi, onu yemekte bâis olmadı. İyyahu avun etini fil harama haramda, haramda yemiş, haramda avlamamış, haramda boğazlamamış, fakat haramda o eti yemiş, bunda bâis yok, böyle oldu. Ve lem yekun olmadı ithaluhu, o adamın sokması, lahme saydi, avun etini el harama harama sokması olmadı. Ki idhalihi, o adamın sokması gibi, es-seyde avi nefsehu, avun kendisini. Ve hu halbuki av da hayyun, haydır. Neye sokması? El-harama, harama sokması. Avi dışarıdan tuttu, harama getirdi. Bunun gibi olmadı, bu haram. Avi dışarıda tutsa, harama getirse, haramda bırakması lazım. Bu başka, fakat avi tuttu, hilde tuttu, onu boğazladı, etini getirdi. Etini getirmek başka, avi sağ olarak getirmek başka. İkisi bir değildir. لَنَّهُ لَوْكَانَ كَذَٰلِكَ, ikisi bir olmuş olsaydı, ha avi getirmiş, ha etini getirmiş, böyle ikisi müsahibi olsaydı,
لَنُهِيَ نَهْيُ الْنُرْدِ اَنْ اِدْخَالِهِ o etin ithalında men olunurdu. Ve le sana'a bu sana'a gelmiş ama fakat Allah-u Alem mena'a olsa daha güzel olur. Mena'a yahut da müni'a ve le müni'a men olunurdu min eklihi onu yemekten iyyahu adamın yemesinden iyyahu avi fihi haremde kema yümne'u men olunduğu gibi minessaydi av avlamaktan fi zalike haremde minessaydi. Seyyid ki küllihi ister ithal etsin ister ekleylesin. Böyle olur diye. Yani ikisi bir değil. Eti girdirmek başka, avı girdirmek başka. Eğer bu ikisi bir olsaydı o adamın nasıl avı içeriye sokması haram ise etini getirip de haremde yemesi de o da ikisi de haram olurdu. İkisinden de men olunurdu. Ve lekâne yine olurdu. İzâ kelehu fil harem hilden avın etini almış da getirmiş haremde yemişse o vakitte de olurdu. Vecebe aleyhi anın üzerine vacip olurdu. Ne vacip olurdu? Maşul bir ceza ki vecebe vacip oldu. Fî katlis saydi. Saydi öldürmekte haremde bir avı av öldürürse nasıl ona ceza lazım gelirse avın etini getirip de haremde yemesine de bir ceza vacip olurdu. Halbuki olmadı. Avı öldürürse ceza var ama eti getirirse ceza yok. فَلَمَّا كَانَ الْحَرَمُ وَقْتَكَ حَرَمُ oldu. لَا يَمْنَعُ مَانِ olmaz oldu. مِنْ لَحْمِ السَّيْدِ avın etinden. اَلَّذ۪ي اَوْلَا اَوْكِ سِيْدَ avlandı فِي الْحِلِّ حِلْدَ hilde avlanmış olan bir avın etine harem-i şerif mali değildir. Dışarıda avlar, keser, getirir, haremde de yer. Buna mani değildir. Kema yemne'u harem mani olduğu gibi mine saydil hay sağ olan bir ava mani olduğu gibi harem hududunda ölmemiş bir avı avlamak mani olduğu gibi o etini ithal etmek o şekilde mani olmadı harem ona. Kânin nazaru kıyas oldu ala zalik. Bunun üzerine kıyas oldu ki en yekûne kezalik. Böyle ola el-ihram ve ihramda böyle ola eyda. Nasıl haremin dışarısında av tutulur, boğazlanır, getirirse eti haremde yenilir. Ama avın kendisi haremin dışında tutulur da getirir, haremde kesilirse yenilmez. O cezai muciptir. Yahut da haremin içinde avlarlarsa o da caiz değildir. Harem sav olan ava manidir. Ne dışarıdan tutulup getirilip haremde kesilir ne de harem hududunda o tutulur. Ama dışarıda tutmuş kesmişse etini getirip yiyebilir. Öyleyse buna kıyas ederek mührim de böyledir. Mührim kendisi ihramda iken av avlayamaz. Avlarsa cezai muciptir. Kendisinin avladığı yahut da işaret yahut da delalet yahut da emretmiş onun için bunların bir fiilde bulunmuşsa o avın etinden yemez. Fakat helalın birisi gitmiş kendi hususi av avlamış, kesmiş, onun etini getirmiş, mührime vermiş, mührim ondan yiyebilir. Buna kıyasın, bu da böyle olur. يَحْرُمُ haram olur اَلَى الْمُحْرِمِ mührim üzerine اَسْسَيْدُ الْحَيُّ sağ mührim, sağ olan bir avı avlamak ona haram olur. وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ mührim üzerine haram olmaz. لَحْمُهُ avın eti ne vakitte izâ tevellâ tevelli ederse el helal ve ihramda olmayan bir kimse zebhehu onun boğazlanmasını. Helalde olan bir adam avı tutmuş, boğazlamış, etini getirmiş, eti mührime haram değildir. Kıyasen ve nazaren alâ mâ zekerna bizim zikrettiğimiz şeye kıyasen. O da neden? Min hükmil mührimi, mührimin hükmünden. Mührimin hükmünü zikreyledik ya işte. O da böyle olur. فَهَذَا هُوَ النَّزَرِ İşte nezer de budur. فِي هَذَا الْبَابِ bu babda. Kıyas da bu. Şimdi İmam-ı Tahavi hem aserler ile hem de nazar ile ispat etti ki mührim bir adam eğer avi helal bir adam tutmuş, boğazlamış ise onun etinden yiyebilir. وَهُوَ işte bu da kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahimahumullah. Bu üç imamın kevli de budur.
Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.